Evet herkese selamlar ben Muhammed bugün sizlerle birlikte saf Android telefonu MIUI arayüze çevireceğiz. Bu çevirme işlemini yaparken herhangi bir şekilde root veya room işlemi yapmayacağız. Tamamen basit yollarla uygulamalar ile bunu yapacağız. Yani üçüncü parti uygulamalarla bunu yapacağız. İşte launcher'dır, bildirim panelidir, onun dışında simge paketidir bunlarla yapacağız. Son derece basit hepiniz bunu yapabilirsiniz. Videoya tam olarak geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. 10.000 abone hayalim var ve beni bu hayalime kavuşturmak için sadece 3.000 abone kaldı. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu destekler için de videoyu beğenip abone olmanız son derece yeterli olacaktır. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler. Evet fazla vakit kaybetmeden başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şey Poco Launcher'ı indirmek. Poco Launcher'ı indirmek için arama bölümüne Poco Launcher yazıyorsunuz ve en başta karşınıza çıkıyor. Bu yeni sürümü önceden de videosunu çekmiştim ancak o eski sürümüydü. Burada bir güncelleme aldı. Hani hataları falan giderildi. Hızı arttırıldı. İndiriyorsunuz yaklaşık 20 MB'lik bir boyutu var. Bunu da indirdikten sonra ilk adımız Poco Launcher'ı indirmekti. İkinci adımız arkadaşlar MIUI Icon e Pack'i indirmek. Icon e Pack olarak da sizlere tavsiye ettiğim Icon e Pack MIUI 9 Icon e Pack olarak geçiyor. Bunu indirin arkadaşlar. Çok kişi diyecek ki abi neden MIUI 11 değil, neden MIUI 10 değil, neden 9 indiriyorsun? En güzel gözüken en iyisi bu bence. Ben çünkü çoğunu denedim. En çok bu hoşuma gitti. Diğerleri biraz değiştirilmiş ve MIUI'nin tamamen simgelerine benzemiyor. Biraz farklılık var. Bu tamamen MIUI'nin simgelerine benziyor. Bunu da indirdikten sonra isteğe bağlı olaraktan burada MIUI'nin bildirim paneli indirebilirsiniz. Başta gösterdiğim launcher ile simge paketini indirmeniz şart arkadaşlar. Ancak bunu şart değil. Bu tamamen size kalmış. isterseniz indirin, isterseniz indirmeyin. Ben indirdim çünkü çünkü gerçekten güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bunları indirdikten sonra isterseniz başlayalım. Yapmamız gereken ilk işlem Poco Launcher'ın uygulamasını tıklayıp uygulamayı açmak. Açtığınız zaman sizlere böyle bir ekran karşılıyor. Duvar kağıdı seçiyor. Tavsiye edilen veya mevcut diye. Şu aşağıdaki bildirim geldiği zaman burada Xperi ana sayfası yerine site tabi farklı yazacaktır. Şu ekran geldiği zaman Poco başlatıcıyı seçip her zaman diyorsunuz. Bundan sonra bu telefon artık bu uygulamayı bu başlatıcıyı kullanacak. İsterseniz ben aşağıdaki arama mesajlar uygulamalarını aşağıya atayım. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şekilde MIUI arayüze benzemiyor. Simge paketini ve gerekli ayarları yaptıktan sonra son derece benzeyecektir. İsterseniz başlayalım. Gördüğünüz gibi bir kere Poco Launcher an ekran uygulamamızı yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken ekranın boş bir yerini basılı tutup ayarlar demek. Ayarlar dedikten sonra daha fazla seçeneğine tıklamak. Bunu yaptıktan sonra arka planlar bölümüne giriyor. Burası tamamen özelleştirebilir bir bölüm. Yani isterseniz bunu kafanıza göre karanlık, şeffaf vesaire yapabilirsiniz. Ben buraya hiçbir şekilde karışmayacağım, dokunmayacağım. Yapmam gereken şey burada simge paketi bölümüne girmek. Girdikten sonra gördüğünüz gibi indirdiğimiz simge paketi burada gözüküyor. Buna tıklıyorsunuz ve ardından uygula diyorsunuz. Zaten uygulama demeden gördüğünüz gibi arayüzde bunu gösterdi sizlere. Uygula diyoruz başarıyla uygulandı bildirimini aldık. Gördüğünüz gibi şu anda simgeler vesaire benziyor. Şimdi biz bunu biraz daha fazla benzeteceğiz. Aynı şekilde az önce olduğu gibi boş bir yere basılı tutup ayarlardan daha fazla kısmına geliyoruz. Burada düzeni özelleştir kısmına girdikten sonra benim hep yaptığım şeyi yapıyoruz. Yani ben burada simgelerin büyüklüğünü ya medium ya da large yapıyorum. Açıkçası büyük telefonlara böyle ekranı geniş telefonlara large yapın. Ekranı küçükse medium yapın. Bunun dışında ekran formatını yani simge formatını da 4 yani 5'ten 4 yapın. Açıkçası 5 biraz büyük oluyor diyor benim hoşuma gitmiyor. 4'e L yaptıktan sonra uygula diyoruz. Ve gördüğünüz gibi simgelerimiz çok büyüdü ve dörtlü formata geçti. Açıkçası şu anda cihazın son derece MIUI'ya benzediğini söyleyebilirim. Tekrardan Poco ayarlarına girdim. Burada uygulama kategorilerini yönet kısmına giriyorum. Ve buradan uygulama kategorilerini ayırın kısmını kapatıyorum. Yani tikini indiriyorum. Ardından yapmamız gereken uygulama çekmecesine girip uygulama tavsiyelerini kapatmak. Ben bunu zaten önceden kapatmıştım. Size bunu kapatırsınız. Ana ekran kısmına geliyorum. Ana ekran kısmında da zaten pek bir şey yok. Boş hücreleri doldur kısmı var. Mesela bir şey sildiğiniz zaman onun boşluğunu Başka bir uygulamayı da dolduruyor. Onun yerini dolduruyor. Boş kalmıyor. Ana ekran düzeni kitle var. Uygulamaların yerini değiştiremiyorsunuz. Kitliyor yani. Bunun yanında da yüklenen uygulamaları ana ekrana ekleme var. Örnek veriyorum. Kalaf indirdiğiniz zaman kalaf tatiyi otomatikman ana ekrana atıyor. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Uygulama simgelerinin gizli kısmını tam olarak anlayamadım. Neyden bahsettiğini bilmiyorum. O yüzden sizlere bilgi veremeyeceğim. Hemen altında ekranı kilitlemek için iki defa dokunun kısmı var. Ben bunu kullanmıyorum. Açıkçası hoşuma gitmiyor. İsterseniz siz de bunu kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Size kalmış. Ana ekranımıza geldiğimiz zaman açıkçası simgeleri vesaire benzetebiliyoruz. Yani gerçekten benzeyizini söyleyebiliriz. Şu şekilde küçülttüğümüz zaman ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın şurada ayarlar. Geçiş efektleri kısmının da aynı şekilde MIUI arayüzlerde olduğu gibi dilediğiniz burada geçiş efektini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela küp döndür vesaire. Mesela bunu sıralı yapalım. Bir an yani ekranımıza gelelim. Sıralı bir şekilde burada kaydırıyor gördüğünüz gibi. Son derece güzel gözüktüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Duvar kağıdı olarak da eğer benden MIUI duvar kağıtlarını istiyorsanız Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar ve yorumlar bölümüne bırakacağım. Hani eğer telefonunuza MIUI duvar kağıtlarını uygulamak istiyorsanız oradan bana yazın. Ben direkt sizlere MIUI'nin duvar kağıtlarını göndereyim arkadaşlar. Yapmamız gereken son işlem indirdiğimiz şu bildirim paneli uygulaması olacak. Hizmetleri açmanız gerekiyor. Yani gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Açalım. Ve gördüğünüz gibi başladık. Tutamaç ayarlarından burada istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben fazla bir ayar yapmadan direkt otomatikmen kendi şeyle kullanacağım. Genişliği vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle alttan kaydırdığınız zaman Xiaomi'nin birebir bildirim panelini görüyorsunuz. Ancak maalesef ki üstten değil de alttan yapıyor. Yani bunu yaptığınız zaman üstteki bildirim paneliniz de çalışıyor. Alttaki de çalışıyor. Yani ikisini aynı anda senkron bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi bildirimleri görebiliyorsunuz. Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. Mobil veri, Bluetooth, eşitleme, fener vesaire buradan dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı açıp kapatabiliyorsunuz. Tarihi, saati her şeyi görebiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani eğer bunu görmek istemiyorsanız da ayarlardan kapatabilirsiniz. Hani kıyaslama gerekirse de şöyle açtığım zaman açıkçası benzediğini söyleyebilirim. Sadece biri üstte, biri altta yanıyor. Birebir MIUI'ın bildirim paneline benziyor. Yani bu şekilde kendinize göre gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen benzediğini söyleyebilirim. Kendini bulunacağız Sony, tamam başka bir marka. Ve şu anda MIUI arayüzü son derece benzediğini söyleyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz aşağıya yorumlarınızı belirtin. Aynı zamanda kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.